HTML sayfalarında göstermek istediğimiz yazılı başlık ve metin elementlerini kullanarak gösterebildik. Şimdi göstermek istediğimiz listeleri sıralı ve sırasız liste elementlerini kullanarak nasıl göstereceğimize bakacağız. Bora, sıralı ve sırasız listeleri nasıl gösterebiliriz HTML sayfalarında? HTML elementler tagında ordered list ve unordered list adıyla andığımız bu listeler aslında kullanım amaçlarını önce üzerine duralım bence. Örneğin yapmanız gereken iş listesinin bir sırası varsa, yani önce şirkete gideceğim, sonra mail atacağım, sonra attığım mailin varıp varmadığı ile ilgili telefon açacağım gibi belli bir listesi varsa, belli bir sırası varsa bunu order list kullanırsınız. Ama örneğin markete gidip alışveriş yapacağız. Önce ekmek alırım, sonra sanayiye alırım gibi sıranın bir önemi yok ise o zaman unordered list dediğimiz UL HTML tag ile başlayan listeleri yaparız. İsterseniz hemen biz de bununla ilgili iki örneğimizi geçelim. Öncelikle ben bir alışveriş listesi yapacağım, bir başlık belirlemek istiyorum yine. Örneğin H2 ile başlamış bir başlık. Ve bunu bir daha strong olarak da belirgin olarak gözüksün. Kendi listemizi web sayfamızda göstereceğiz. Daha sonra belki yanımızda taşıyacağımız herhangi bir cihazla, mesela tabletle alışveriş listesine bu web sayfasından bakıp check edebileceğiz. Örneğin ben burada şimdi ilkin alışveriş listesini yazıyorum. Alışveriş listesi. Evet, bu alışveriş listesinin herhangi bir sırasının olmasına gerek yok. Yani ben istediğim ürünü önce veya sonra alabilirim. O yüzden unordered list dediğimiz UL HTML tagını kullanıyorum. Unordered list HTML tagına da ilk alışveriş listesindeki ilk elemanı list item dediğimiz li HTML tagı ile başlıyorum. Örneğin ilk sıraya ekmeği koydum. İkinci sıraya da özellikle ben çok kullanırım ama çok önemli, fındık yazdım. Üçüncü HTML elemanımız, yani üçüncü alışveriş listemizi son bir tane daha yazalım. Örneğin kıyma aldım. Gördüğünüz gibi aralarında herhangi bir bağlantı, yani bir sıralamanın bir önemi yok. Bir de ördeğimizin canlı olarak görmeden önce bir de ordered liste olan, yani sıralamanın önemli olduğu bir listeyi daha yazalım. Onun için yeni bir başlık yapacağım. Bundan önce aşağı satıra inmesi için bir alt satıra inen bu BR HTML tagını koyacağım. Hatta iki tane koyacağım ki daha fazla bir mesafe açasın. Şimdi yine H2 ile bir başlık belirliyorum. Bu da mesela örneğin yapılacaklar listesi olsun. Bu eğer yabancı literatürü takip ederseniz to-do list diye geçiyor. Bunu da tabii yine üsttekinde olduğu gibi strong HTML elementiyle çevreleyelim ki o da diğer başlığı gibi kalın gözüksün. Burada da aşağı tarafta sıralamanın önemi olduğu için ordered bir list kullanacağız. Yani ordered bir list dediğimiz OL HTML tagını açacağız. Daha sonra içine de yine aynı unordered liste dökümü olan list item'ı ekleyeceğiz. Yani li. Ve burada yapılacak işlerden ilk başta en önemli olan işe gitmemiz gerekiyor mesela. İşe git. Daha sonra yine işe gittikten sonra mail atacağız. Doğal olarak yine burada mail at ve son olarak mesela daha farklı bir şey olsun. Ne olsun Engin? Öğle yemeğine çıkalım, mail attıktan sonra. Tamam. Bunun da sırası önemli. Öğle yemeğine. Öğle. Sabah kahvaltısı yapalım. Sabah kahvaltısı yap. Şimdi burada arkadaşlar önce işe gitmemiz, sonra önemli olan maili atmamız ve daha sonrasında kahvaltı etmemizin sırasının bir önemi var. O yüzden ordered list kullandım. Öncelikle bir isterseniz bir çalıştırın ve web browser'ında bu listelerin nasıl göründüğüne bir bakalım. Gördüğünüz gibi alışveriş listesi, ekmek, fındık ve kıyma herhangi bir sırası yok. Fakat ordered liste bakarsanız yapacaklar listesinde bir sıralama mevcut. Yani 1, 2, 3. Yani ne mail önce atılabilir ya da kahvaltı en başta yapılabilir. Doğal olarak bir sıralama var ve bu sıra uyulması gerekiyor. İstersek biz bunun üzerinde bir takım değişiklikler yapabiliriz. Örnek vermek gerekirse order liste 1, 2, 3 yerine Roma rakamlarının gözükmesini
Oley burada type cümlesi mesela type'ın içine büyük küçük değil. Büyük I yazdığımız zaman yine bir derleyelim bir görelim. Burada Roma rakamlarıyla sıralamanın olduğunu aynı zamanda I yerine yani Roma rakamlarının anlamına gelen I yerine bir A mesela küçük A koyduğumuz zaman da sıralamanın alfabetik olarak A'da B ve C şeklinde sıralandığını görürüz. Aynı şekilde A harfini büyük harfle yapsaydık bu sıralamanın büyük harflerle olduğunu Roma rakamlarında da I'yı küçük I olarak yapsaydık yine sıralamanın küçük harflerle olduğunu görebilecektik. Unordered list yani yukarıdaki alışveriş listesi içinde diyelim ki burada yuvarlak değildi. Daha farklı mesela kare gözükmesini Evet. istediğimiz zaman UL kısmına gidip bir style bunu daha iyi bileceğiz. Stil tanımlamamız gerekiyor. Bunun için de işte list. Burada bakın gördüğünüz gibi Webmetrics bize çok büyük kolaylık sağlıyor. Ben buradan çok rahatça seçip istediğim değeri atayabiliyorum özelliğe. Mesela benim burada yapmam gereken list type. Bakın yine istediğim özelliği buradan kolaylıkla seçebiliyorum. Bir liste açılıyor. Yani kısacası web sayfası geliştirmek gerçekten artık çok kolay arkadaşlar. Çünkü ben sadece burada belli değerleri seçerek bunu kullanıyorum. Örneğin ben burada square'i seçtiğim zaman ve sayfayı derlediğim zaman bana artık yuvarlak değil burada kare olarak istenen listeyi belirtecek. Bir de benim beğendiğim square'den başka bir tane daha özellik daha var. Yani tanımlama daha var. O da circle. Onu da çok beğendim. Bir de onu da göstermek istiyorum. Demin gördüğünüz gibi dikdörtgen şeklindeydi. Bir de şimdi içi boş yuvarlak şeklinde de görebiliriz. Bu da eğer bununla ilgili bir çıktı alırsak üzerine belki doldurup aynı sınavlar test kağıtlarında olduğu gibi içine doldurup yapılmış almış olanları işaretleyebiliriz.